Herkese merhabalar, Macera Haritası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere arkamda görmüş olduğunuz 2023 makyajlı İon'dan bahsedeceğim. İsterseniz lafı fazla uzatmadan hemen kamerayı ona doğru çevirip size tüm detaylarını anlatmaya çalışayım. Otomobile şöyle dışarıdan baktığımızda gerçekten çok tatlı bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bu en üst donanım paketine sahip, görmüş olduğunuz gibi çift renk seçeneği de bulunuyor. Yani en üst seviyede alabileceğiniz İon modeli şu an için. Dışarıdan baktığımızda ufak tombulca bir otomobil. Yüksekliği 1.48, uzunluğu 3.67 ve genişliği de 1.68. Gerçekten ufak, şehir içinde kullanmak için çok ideal bir otomobil. Bir başlangıç otomobili olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca bu bizim kullandığımız üst seviye pakette zaten otomatikleştirilmiş manuel vites de bulunuyor. Bu sayede vites derdiyle de uğraşmadan araba sürmeyi öğrenen bir insansanız örneğin çok güzel bir şekilde arabayı, trafik kültürünü edinebileceğiniz bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda ön tarafında yeni Hyundai logomuz bulunuyor. Gerçekten şık durduğunu söyleyebilirim. Sizin de bu logo hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Aynı zamanda üzerinde 16 inçlik jantlarımız var. Bunların tasarımları yine bu otomobilin tatlılığına yakışacak seviyede. Farlarımız ve stoplarımız halojen. Sadece şu önde gördüğünüz papatya aydınlatmalarımız LED. Aydınlatmalar iyi seviyede. Bu arada otomobilimiz de birazcık pis. Uzun yol yaptığımız için böyle de yol kenarı bir yer bulmuşken videosunu çekmek istedim. Aynı zamanda şöyle yan tarafına doğru geldiğimizde kapı kolları gördüğünüz gibi gümüşü ve bence gerçekten çok güzel duruyor. Bu otomobilde bu arada anahtarsız giriş çalıştırma da bulunuyor. Bu üzerlerinde bulunan buton yardımıyla anahtarsız giriş çalıştırmadan yararlanabiliyorsunuz. Şu an zaten anahtarı detay görüntü olarak da görüyorsunuz. Aynı zamanda gördüğünüz gibi katlanır aynalarımız falan var. Bunların da göstermeleri, açıları falan gerçekten çok güzel. Hem bagaj camımızda hem de arka camlarda karartmalar da var bu şekilde. Otomobilin görmüş olduğunuz gibi yakıt tankı sol tarafta. Şuradan geldiğimizde burada bir açma yeri var. Buradan kolaylıkla açabiliyoruz. Otomobilin yaklaşık olarak 7 litrelerde gezinen bir yakıt sarfiyatına sahip olduğunu yaklaşık 600-700 kilometrelik sürüşümüzle elde ettik. Yani 7 litre yakacağını söyleyebilirim. 1.2 litrelik bir motora sahibiz bu otomobilde. Hatta kaputunu da hemen şuradan açıp size motorunu da göstereyim. Böyle gördüğünüz gibi 1.2 litrelik bir benzinli motora sahibiz. Bu motorun da performansı ideal seviyelerde olduğunu söyleyebilirim. Gerçekten iyi iş yapıyor. Onun haricinde bu motorla ilgili söyleyebileceğim 86 beygirlik bir güç üretiyor. İdeal olduğunu söyleyebilirim. 4 kişi gayet rahat yolculuk yaptığımızı söyleyebilirim. Sadece yüksek hızlarda, hani 140-150 gibi hızlarda yüksek devir çevirmeye başlıyor. Bu da hani otomobilin yakıt sarfiyatını falan da arttırabiliyor. Otoyol sürüşleri için birazcık zayıf kaldığını söyleyebilirim o nedenle. Şimdi arka yolcuların yaşam alanına bir bakalım. Burada genişçe bir koltuk düzeni var ve koltukların dik olduğunu söylemem mümkün. Şöyle oturduğumda hemen size baş mesafemi de göstereyim. Böyle geldiğimizde gördüğünüz gibi baş mesafem birazcık ön tarafa nazaran yakın. Fakat hani öyle sürtme gibi bir problem yaşamıyorsunuz. Koltukların açısı ayarlanmıyor bu arada. Bu koltukların da renkleri benim hoşuma gitti. İçerisinin daha ferah olmasını sağlıyor. Tavanımız da gördüğünüz gibi zaten beyaz. Bu sayede daha ferah bir iç hacim elde ediliyor. Zaten ferah olmasının yanı sıra daha da artan bir ferahlığı bulunuyor. Şöyle kapılara doğru göstereyim size. Burada gördüğünüz gibi cam otomatiklerimiz bulunuyor. Aynı zamanda altta hoparlörlerimiz var. Bu ses kalitesi de ideal seviyede. Böyle kapı kollarımız falan bulunuyor. Şöyle baktığımızda alçak bir şaft tünelimiz var. Bu sayede hani 3 kişi yolculuk yapmak da mümkün. Elbette çok uzun yollar yapamazsınız. Orada bir USB çıkışımız falan var. Onun haricinde böyle de bir yaşam alanını sunuyor burada. Şöyle arka tarafa doğru pandizotumuz falan var. Oraya da ufak eşyalarınız falan atmanız mümkün. Tabii ön tarafta aynadaki görüş açısında kapatabiliyor bazen. Bu da hani çok öyle üzerine eşya konulabilecek bir alan değil. Onu da söyleyeyim. Burada Isofix noktalarımız falan da var. Gayet rahat şekilde bebek koltuğunuzu falan bağlamanız mümkün. İki tarafta da bulunuyor zaten. Onun haricinde arka taraflarda böyle askılarımız var. Burada ön tarafta gördüğünüz gibi tutamaklarımız olsaymış daha güzel olurmuş dedim açıkçası. Hani bunlar çok öyle ihtiyaç duyacağımız şeyler değil. İsterseniz şimdi ön yolcu koltuğuna geçeyim. Şimdi kokpite geldiğimizde ise burada gördüğünüz gibi böyle bir kapı bizi karşılıyor. Burada cam tuşlarımız falan bulunuyor. Ayna katlama butonumuz, ayna ayarlamalarımız falan var. Yine arka taraftakiyle aynı kapı kollarımız var. Burada yine hoparlörlerimiz falan. Sürücü koltuğunda gördüğünüz gibi koltuk yüksekliği ayarlamamız var. İleri geri ayarlayabiliyoruz. Sırtını ayarlayabiliyoruz ama burada sağ tarafta koltuğun yüksekliğini falan ayarlamamız mümkün değil. Şöyle pedallarımızı falan da göstereyim.
Böyle burada yine far ayarını yapabiliyoruz. ESP'yi açıp kapatabiliyoruz falan. Buralarda gördüğünüz gibi klima menfezlerimizin tasarımları da bu otomobilin tatlılığına yakışacak seviyede. Direksiyonu da şöyle hemen size göstereyim. Bence gerçekten güzel, şık bir direksiyonu var. Böyle üzerindeki kullanımlar falan da gerçekten çok pratik bir şekilde kullanılabiliyor. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Hani rahat bir şekilde örneğin kruvazı tekrar aktifleştirmek için falan şuraya bastığınız anda otomatikman devreye giriyor. Onun haricinde şerit takip asistanımı falan var. Bunlar da gerçekten çok iyi çalışıyor. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Onun haricinde sağ tarafta 8 inçlik bir multimedya ekranımız var. Yine burada da 3,5 inçlik bir dijital kadranımız var. Bunlar da iyi şekilde çalışıyor. Şöyle alt tarafına geldiğimizde otomatik klimamız var. Bu klima ayarları falan da rahat şekilde yapılabiliyor. Buradan fan ayarını yapabiliyoruz. Alt tarafında yine bir 12 volt çıkışımız ve sağda USB-C ve solda USB-A olmak üzere iki tane USB portumuz var. Burada güzel bir alanımız var eşyaları falan koymak için. Burada da gördüğünüz gibi eşyalarımızı falan koyabileceğimiz bir alan bulunuyor. Burada da anahtarını da fırsatını hemen gelmişken göstereyim size. Hatta otomobili de şöyle bir çalıştırayım. Ekranlar da açılsın. Böyle gördüğünüz gibi güzel bir karşılama ekranıyla bizi karşılıyor. Yakıt sarfiyatını göstereyim. Gördüğünüz gibi 830 kilometrede 6,8 litrelik yakıt elde etmişiz. Bence gayet ideal. Bu da otomatikleştirilmiş manuel vitesimiz. 5 ileri ve 1 geri olmak üzere. İsterseniz sağ tarafa doğru geçirdiğinizde manuele de alabiliyorsunuz bu arada. Hani şöyle geçirdiğinizde örneğin manuel olarak da kontrol etmeniz mümkün. Gayet rahat şekilde kullanabiliyorsunuz. Elbette vites değiştirdiğini hissediyorsunuz bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani nasıl bir hissiyata sahip olduğunu. İçeride birisi sizin yerinize vitesi değiştiriyormuş hissine sahip oluyorsunuz. Otomobil böyle vites değiştirirken hafif böyle manuel viteste de olduğu gibi eğilmeler yaşıyor. Burada güzelce bir kol dayamamız var. Bu kol dayama da gerçekten sürücüye odaklı ve gerçekten iyi iş gördüğünü söylemem mümkün. Aynı zamanda alt tarafında da manuel bir el frenimiz, arkasında USB-A çıkışımız var. Burada da iki tane bardağın sığacağı gerçekten işlevsel ve buraya birkaç eşyanızı koyabileceğiniz bir alan bulunuyor. Sağ tarafta da yine gerçekten güzel bir ön yolcu koltuğu bulunuyor. Burada eşyalarınızı koyabileceğiniz bir rafta bırakılmış. Aynı zamanda alt tarafında da böyle de bir torpido gözümüz var. Burası da işlevsel ve kullanışlı. Şuralarını da göstereyim. Böyle güzel, gayet genişçe güneşliklerimiz var. Bunların çalışma prensipleri falan her şey çok güzel. Otomobil gerçekten çok güzel bir otomobil olmuş. Hani fiyatını düşündüğümüzde bence alınabilecek en makul otomobillerden birisi. Neden böyle söylüyorum? Çünkü yaklaşık 800 bin TL, 900 bin TL bandında bir fiyata sahip. Ve bu özellikler bir araya geldiğinde gerçekten çok güzel bir otomobil ortaya çıkıyor. Hemen atlamadan size bagajını da göstereyim hatta. Arka tarafına geldiğimizde şöyle arkasını da göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle bir arka kısma sahibiz. Şirin tatlı bir otomobil. Arkada bu otomobilde gördüğünüz gibi geniş görüş kameramız da bulunuyor. Bu sayede park sensörlerinin de yardımıyla kadın sürücüler için falan gerçekten iyi olduğunu söyleyebilirim. Park etme konusunda sadece ön tarafta da park sensörü olsaymış dedim açıkçası. Hani çünkü ihtiyaç duyacak insanlar için iyi olabilir. Burada gördüğünüz gibi böyle güzelce pandizotumuz var. Bu pandizotun ipleri yok. Tabii bagajın açılma açısından kaynaklı olarak buraya ip sarkıtmak pek mümkün olmamış. O yüzden kalkık kaldığında bu şekilde kalıyor. Hani o yüzden bir süreye alışmanız ve bunu indirmeniz gerektiğini unutuyorsunuz. Önüne sürücülük yaparken arkada bunu görmeniz söz konusu olabiliyor. Bunu da unutmamanız gerekiyor indirmeyi şu şekilde tekrardan. Koltuklarımız yatabiliyor. Yaklaşık 300 litrelik bir bagajımız var burada. Bunu koltuklara yatırdığımızda 1100 litrelere çıkıyor. Birazcık yüksekçe yatıyor koltuklar bu arada. Böyle gördüğünüz gibi şirin tatlı bir bagajımız var. Yani şu çantayla özdeşleştirirseniz ne kadar geniş olduğunu anlayacaksınız zaten. Alt tarafında tamir kitimiz var. Onun haricinde zaten bahsedecek pek de bir şey yok. Buraları da şöyle göstereyim hatta. Böyle güzel materyaller falan tercih edilmiş. İç tarafına gördüğünüz gibi cilada atılmamış. Onun haricinde tekrar şöyle bagajı kapatayım ve size son deneyimlerimi aktarmaya başlayayım isterseniz otomobille ilgili. Otomobil iyi bir başlangıç otomobili, iyi bir şehir otomobili. Elbette bagaj ihtiyacı duyan insanlar için çok mantıklı bir otomobil değil gördüğünüz üzere bagaj ufak olduğu için. Örneğin bir anne için, bir kadın için şehirde kullanılabilecek çok ideal bir otomobil. Hem ufak olmasıyla hem bir yerlere sokma açısından otoparka girme çıkma gibi problemler yaşatmayacak bir otomobil. Ön tarafı da gördüğünüz gibi epeyce kısa. Bu sayede hani sürttüm mü, değdirdim mi, geçirebildim mi bir yerde sokma gibi problemler karşılaşmayacağınız en ufak otomobillerden birisi. İyi bir başlangıç otomobili yani. Elbette
mantıklı bir otomobil arayanlara da özel bir otomobil. Yani ben İstanbul'da zaten işime gidiyorum, geliyorum, az da yaksın, otomatik de vitesi olsun derseniz bence gerçekten çok güzel bir seçenek. Onun haricinde merak ettikleriniz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oradan cevaplandırmaya çalışırım. Kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek de destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın.